Merhabalar Erol. Merhaba. Bey. Yeni filminiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Alkışı bol olsun. Sağ olun. İnşallah. Hoş geldiniz. Siz de ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Filmin çekim aşamasından ve daha da geri gidelim senaryo aşamasından hikayesi geldiğinde mesela ne hissettiniz? Normalde ben tiyatro oyuncusuyum. Evet. Bu kastı yapan arkadaşım filmden bahsettiğinde 7 tane farklı hikayenin olduğundan bahsetti. Bu hikayenin içerisinde bir abi karakteri var benimki. Biraz dram üzerine, psikolojik bir gerilim üzerine bir karakterdi. Çok fazla çalışma imkanımız olmadı. Tek günlük bir setti. Ama elimizden geldiğimizi yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah size de memnun kalırsınız, beğenirsiniz. İnşallah. Karakteriniz abi karakteri. Bir abi karakteri. Kardeşiyle biraz sorunları olan, biraz tipten kaynaklı sert bir karakter ama maalesef işte hep buna benzer roller geliyor. Bundan çok memnun değiliz. Ama arkadaşımız işi olduğu için çok fazla rol ya da karakter analizi yapmak durumunda değildik. Ben memnun kaldım. Dilerim yapımcımız, yönetmenimiz, kast için çağıran arkadaşlarımız da memnun kalmıştır. Ve izleyenler, sizler de memnun kalırsınız. Eminiz o konuda. Projeden önce hangi projedeydiniz? Ben yaklaşık 25 yıldır şehir ve devlet tiyatroları dahil birçok dizide, sinemada, reklamlarda oynadım. Yani sinema filminde en popüler olan Nuri Bilge Ceylan Bir Zamanlar Anadolu'da. Dizilerde Ekmek Teknesi'nden Kurtlar Vadisi'ne, Kara Yılan'dan Yabancı Damat'a, yani 25 yıl süre içerisinde birçok dizide rol aldım. Hani menajer noktasında iyi çalıştığımız birisi olmadığı için çok medyatik bir isim değiliz ama birçok işte reklamlarda yüzümüz var. Emekçisiyiz diyorsunuz. Emekçisiyiz bu işin. Tiyatrocu olduğumuz için çok fazla isim olarak öne çıkmayı çok tercih etmiyoruz. Daha çok rolle alakalı. İşte çalıştığımız arkadaşların memnun kalmasıyla alakalı. Bir de geriye dönüp baktığımızda biz de o işten memnun kalmışsak herhalde götüreceğimiz anımız, hatıramız bu olacak bizim için. Ben memnunum. Çok güzel. Peki bu zamana kadar ki bu oyunculuk hayatınızda diyelim en çok zevk aldığınız karakter hangisiydi? Şimdi karakterlerde tiyatro oyuncusu olunca şöyle bir şikayetimiz oluyor. Yani dizi ve sinemalarda ekran işlerinde özellikle benzer roller genelde geliyor. Bu yüzden çok memnun kalmıyorum çünkü tip bu olduğu için galiba set karakterler, kötü adam karakterleri geliyor. Ama işte sinema filminde birçok sinema filmim var. Bunun dışında yine vizyona girecek olan bir İbni Cühaşe diye bir korku filmimiz var. Dediğim gibi Nuri Bilge Ceylan Bir Zamanlar Anadolu'da Taş Mektep, özellikle Taş Mektep'teki Fevzi Çakmak karakteri benim için çok gurur duyulası bir işti. Öyle güzel işler de gelebiliyor. Dizilerde geçen sene dizilerimiz vardı ama diziler bir süre sonra yayından kalkıyor biliyorsunuz 5-6 bölüm sonra. Böyle bir deneme tahtasına dönmüş durumda. İnşallah güzel işlere devam ederiz. Şu anda yine TRT'ye çektiğimiz bir iş var ama ondan bahsetmeyelim. İlk defa sakallı bir şey geldi. Bakalım ekranda sakallı göreceğim kendimi. Hadi hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Şu an Berrin Arısoy ile birlikteyiz. 7 filminin oyuncu kadrosundan. Merhabalar Berrin Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filmimizin galası var bu gece. Heyecan var mı? Evet, biraz heyecanlıyım. Çünkü ilk defa izleyeceğim ben de. Nasıl bir film bile bilmiyorum açıkçası. Ama Buğra ile biz daha önce 8 diye bir film çekmiştik. Bu da onun 7'si. Evet, Buğra böyle 7, 8, 9, 10 diye gidecek herhalde. O zaman ya 6 olacak ya 6 9 olacak. Ya 9 olacak. Çok evet. Güzel, çok evet. Eğlenceli. Evet. Karakterinizle ilgili peki? Bir biraz... otel yöneticisi, otel müdürüyüm. Tiyo vermeyeyim ama hadi ufak vereyim. Bir olaya tanık oluyorum. Kanlı bir olay ve ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Çok kalabalık bir kadro film. Gençlerin çok olduğu bir film. Birden fazla 7 7 ayrı hikayenin içeriği var. 7 ayrı hikayenin olduğu bir film. Birbiriyle de bir şekilde bağlantısı var. Evet. Peki bu projeden önce hangi projelerde yer aldınız? Buğra Kekin gene 8 adındaki filminde yer aldım. Onun dışında dizilerde oynuyorum. Aslında kendim devlet tiyatrosu oyuncusuyum. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Dizilerde oynadım. En son oynadığım dizi film Ada Masalı'ydı. Ondan önce ATV'de oynayan Akıncı filminde, dizisinde oynadım. Sinema filmi olarak ilk çektiğim film Küçük Kıyamet'ti. Taylan kardeşlerle. Fethiye'de mi çekilmişti? Bir kısmı Fethiye'de çekilmişti. Benim başta bir rolüm vardı. Sonra ekip Fethiye'ye gitmişti. Arkasından Özcan Deniz'de İkinci Şans diye bir filmimiz vardı. Daha çok sinema filminden öte dizilerim oldu ama filmleri de çoğaltmaya çalışıyorum. Peki oyunculuk hayatınızda hani bundan sonraki süreçte şöyle bir karakterde oynamayı çok isterim dediğiniz bir
Karakter var mı? Ben aslında bütün karakterleri çok severek oynuyorum. Yani oyunculuğu çok sevdiğim için. Kendimin dışında daha hani şimdi diyorlar ya ters köşe karakterler. Onları sanıyorum biraz daha zevkle ve keyifle oynarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar Tuncay Bey. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar şu an Tuncay Genç Kalan Üstad'la birlikteyiz. Estağfurullah. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Aslında Zeki Sincar Prodüksiyon'a, Zeki Sincar'a, Zeki Sincar ailesine hayırlı uğurlu olsun ve bizlere hayırlı olsun. Ve tabii ki yazarı ve yönetmeni Burak Eki'ye hayırlı olsun. Ve biz oyunculara elimizden hatta canımızdan yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Güzel bir hikaye oldu. 7 farklı hikayenin, kişilerin birbirine teması, dokunuşları. Güzel bir iş. Gayet mutluyum ben açıkçası. Keyif aldınız yani. Çok keyif. Ya bir de Burak'la, hani Zeki Bey'le, Zeki Sincar'la ve Burak'la çalışmak çok keyifli. Benim çünkü onlarla 4. projem. Geçen ay da bir tane Silüet diye bir film çektik. O da gerilim, normal hayattan bir gerilim filmiydi. Gayet güzeldi. Orada da ilk başrolümüz oldu. Çok güzel. Onlarla hani aile gibi olduğumuz için artık setlerde de daha rahat çalışıyoruz. Peki üstadım, bu 7 filmindeki karakterinizle ilgili biraz bahsedelim. Şöyle ki karakter ailesi olan ve evladı bir kazaya karışıyor ve kaza yaptığı kişi ölüyor. Babası işte baba şey duygusuyla cesedi ortadan kaldırmanın peşine düşüyor. Oğlunu kurtarmak adına. Böyle çok da şey done vermeyelim. Özel ve güzel yani karaktermiş. Oğlu için bir babanın yapmayacağı yok, evladı için yapmayacağı bir şey yok durumu çıkıyor ortaya. Tabii ki. Peki bu projeden önce hangi projelerde yer aldınız? Çok say bitmez. Yani sinema filmi olarak bakarsak dediğim gibi Silüet'i çektik gene Zeki Beylerle. Ondan önce Kırmızı Oda'daydım. Tabii bir sürü var işte Ezel, Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünya, Fethi 1453 sinema filmi. Ya inan ben bile sayısını unuttum. Kuzey Güneyler çok var yani. Tatar Ramazanlar. Peki uzun bir süredir sektördesiniz. Tabii. Bu esnada tiyatromu da hiç bırakmadım. 3 sezondur oynadığımız Bizim Evde 2 devre tiyatro oyunuyla 4. ödülümü aldım. O çok güzel. En iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünü aldım. Devam ediyor mu şu an? Tabii yarın akşam Sarıyer Kültür Merkezi'ndeyiz 13'ünde. Sarıyer Kültür Merkezi. Boğaziçi Kültür Merkezi. Oyunun adını bir daha öğrenebilir miyim? Bizim Evde 2 devre. Bizim Evde 2 devre. Buradan sesleniyoruz. Bekliyoruz. Gerçi 650 kişilik salon şu anda full, evet. Dolmuş. Kapalı gişe oynuyoruz. Ne mutlu bize. Harika. Peki üstadım, soru da yönetmek istiyorum. Bu zamana kadar böyle oynadığınız karakterlerin içinde en keyifli oynadığınız karakter hangisiydi? Valla Ezel benim için zaten okul gibiydi. Orada çok keyifliydim. Yani Tuncel Kurtiz'le berabersin, İpek Bilgin'le, Barış Falay'la, Kenan Emirzalıoğlu, Yiğit Özşener falan ama en son yani kötüyü oynadım. Çok kötü oynadım. Kırmızı Oda'da Kenan diye bir karakter oynadım. Yaklaşık bir 10-15 bin tane tweet geldi. Çok versiyonlu küfürler geldi ve ben her birine tek tek teşekkür ettim. Eğer ben size küfür ettirebildiysem kendime, o öfke duygusunu verebildiysem ben doğru karakter çıkar. Karakterin hakkını vermişim. Hakkını vermişim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Gülşah Hanım merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun filminiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Biraz bize filmdeki karakterinizle ilgili kısa bir bahsedebilir misiniz? Film zaten 7 ayrı hikayeden oluşuyor biliyorsunuzdur. Çok ilginç bir film. Ben de izleyip görmeyi çok istiyorum. Çok keyifli bir setti her şey. Pandemiden önce çekildi. Sonra araya pandemi girdi. Karakterim, spoiler vermek gibi olur mu? Problem yok. Biz daha sonra yayınlanacak. Tamam. Sıkıntı yok. Yani vizyondan sonra. Vurulmuş, bir karnından vurulmuş, silahla vurulmuş bir kadın. O anlamda çok enteresan bir deneyimdi. Ölmek üzere olan birini ya da acı çeken birini oynamak çok güzeldi benim için. Bu yüzden yönetmenimize, yapımcımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de merakla bekliyorum. Heyecanla. İnşallah izleyicisi bol olur. İnşallah. Peki daha önce hangi projeydiniz? Daha önce kısa filmlerde oynadım ve tiyatro oyunlarında oynadım. Hı-hı. Daha çok kısa metraj filmlerde oynadım. İlk uzun metrajlı filmim oynadığım. İlk uzun metraj filmlerim. Peki nasıl? Aradaki fark nasıl sizce? Aradaki fark daha uzun süreçli olduğu için bu film tabii ki 7 ayrı kısa hikayeden oluştuğu için kısa filmler gibiydi. Benim deneyimim farklı değildi ama bir tane daha uzun metraj bir deneyimim oldu. O yani 10 gün boyunca arka arkaya düzenli bir şekilde oynadığınız, sete gittiğiniz bir şey oluyor ve o da çok başka bir keyif. Yani seti çok seviyorum. Hani sette yaşayabilirim gibi bir durum olduğu için hani düzenli sete gitmek çok güzel bir şey. Uzun süreli. İşte 3 hafta boyunca sette olmak, 10 gün boyunca sette olmak öyle. Peki var mı bundan sonra bir proje? Bir uzun metraj film var.
şu an yapımcıları, işte yurt dışı yapımcılarıyla birlikte. Kültür Bakanlığı'ndan fon almış, yeni açıklandı. Onun uzun metraj filmi var. İlk uzun metrajını çekecek o da, Elif Eda. Onun Fit Süt Çiftliği isimli filminde oynayacağım. Öyle. Şimdilik bunlar var. Hayırlı olsun. Bakalım. Teşekkür ederim. Tekrar, sağ olun. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Buğra Merhabalar. Bey. Hayırlı Merhabalar. Olsun filminiz. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Filmin kısaca böyle senaryosu da size ait. Evet, senaryosu da bana ait. Evet. İlk başta sizin bildiğim kadarıyla daha önce birkaç projeniz de oldu. Evet. Hangi filmlerdi? Daha şöyle, ilk filmim Mühricin, ikincisi 8 filmimdi, üçüncüsü Cebaruh da bundan bir önce vizyona giren. Bu da 7. Yani vizyona giren 4. filmim oluyor. Bu 7 filminin senaryosu da size ait. Evet, haydi. Evet, evet. Peki biraz da ilginç bir konusu var herhalde. Birçok hikayeyi barındırıyor içinde. Yazarken de biraz ister istemez beyin yanmıştır herhalde. Öyle aslında. Şöyle 7 farklı hikayeden oluşuyor. Fakat birbiriyle bağlantılı 7 farklı hikaye izleyeceğiz. Yani hani başından sonuna tamamen aslında ilişkili bir 7 hikayeden bahsettik filmimizde. Bütün hikayeler bağlantılı. Evet, evet. Hani çok ince bağlantılar da var. Çok açık, net anlattığımız bağlantılar da var. Tabii birazcık hani seyircinin illaki biraz kafası karışacak ama sonuç olarak filmi tamamladığında her şeyi anlamış olacak gibi bir Harika. Durumda. Ne kadarlık bir sürede çekildi peki film? Şöyle yani filmin yarısını pandemiden önce aslında çekmiştik. Pandemiden kaynaklanan hani bir duraklık sonrasında. Çok film gibi. Evet evet. Pandemiden sonrasında bir yıl kadar bekledik sonrasında ve filmin ikinci yarısını tamamladık gibi bir durum oldu. Peki var mı yakın zamanda yeni bir projeniz? Aslında şöyle yeni bir film çektik. Silüet adında bir filmimiz daha oldu. İlerleyen zamanlarda o da vizyona girecektir. Hayırlısı olsun. Tekrar emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Olsun. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sincar Medya ile Zeki Bey ile yeni bir film bitirdik, İntikam Oyunları diye. Ama öncesinde onlar bizden önce çok daha güzel bir çalışmaya imza atmışlar. İşte görüyorsunuz bugün de galası var. Evet. 7 filmi çok değerli oyuncular oynamış. İyi bir çalışma. Biz de izleyeceğiz, göreceğiz nasıl bir şey olduğunu ama eminim ki iyi bir ekip, iyi bir çalışma. Çok güzel bir şey çıkarmıştır. Seyirciden de istediği krediyi alacaktır. İnşallah. Tek temennimiz o. Bundan önceki süreçte son filmden önce hangi projedeydiniz efendim? Bundan önce Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmazaydı biliyorsun. Altan Başkan oynuyorduk. Evet. Öncesinde bir sürü şeyler var. Eşkıya'yı da bitirdiler. Öyleymiş yani daha farklı başka projelere herhalde imza atacaklar diye biliyorum ben. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sokak röportajları da yapıyoruz da normalde. Herkes çok mutsuz Eşkıya'nın bitmesinden dolayı. Tabii güzel bir çalışma ama mutlaka bir bu kararda birilerinin şeyi vardır. Müspet ya da menfi bir şeyleri vardır yani. Bilemiyorsun tabii oyuncu olarak. Onun arkasında neler olduğunu biz bilemiyoruz. Evet, herhalde yeni bir projeye başladı. Muhtemelen yeni bir proje olacaktır. Oktay Kaynarca çünkü yapım şirketi kurmuş. Evet, kendisi onu da duydum. Kendisi de yeni bir diziye başlayacakmış. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Peki belli olan bir projeniz var mı yakın zamanda usta? Vallahi iki tane sinema filmi var. Bir tanesi Malatya'da çekilecek. Belki Zeki Bey'in söylediği bir aksilik olmazsa bunun ikincisi var. Öyle bir şey söz konusu. Yine Malatya'da çekilecek bir dizi var. Yine TRT için çekilecek İzmir'de bir başka dizi var ama bunların hepsi menajerle görüşme aşamasında tabii. Netleşen bir şey yok. Hayırlısı olsun. Tamam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Üstadım merhabalar. Merhaba canım. Nasılsınız, iyisiniz sağ inşallah. Sağ ol gülüm. Sen hayırlı nasılsın? Hayırlı Ramazanlar bu sağ arada. Sağ ol, hayırlı Ramazanlar. Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Var mı efendim yeni projeler? Var, Zeki ile yeni bitirdik İntikam Oyunları diye. Çok güzel bir yapıma imza attı. Bizim Kurtlar Vadisi'nden ihtiyar heyetini topladı. İşte Emin Baba var. Ondan sonra Şahin Ağa var. Turgay Tanırkı var. Ben varım. Böyle topladı. Onlara özel sahneler yazdılar. Onu oynadık, bitirdik. Şimdi işte montajdalar. O da kısmet olursa herhalde bir iki ay içerisinde girer vizyona. Var mı peki efendim? Başka bir proje oldu var mı? Başka şu anda beklediğim bir iki bir şey var. Dizi var. Şey senaryo var. Geliyordur. Geliyor, geliyor, geliyor. Olacak güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah. Evet kardeş. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Erol Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. 7 projesinde var mıydınız siz? Bu projede yokum. İzlemek ve destemek için davetliyim. Davetli olarak. Zeki Bey'in davetlisiyim. Uzun zamandır göremiyoruz sizi. Var mı bu proje? Bu pandemi etkisi olabilir ama yakında Hakim dizisinde Sayın Erdal Bey'le birebir oynayacağım. Bir proje daha var ama şimdilik açıklamayın dediler. Bir iki filmde yer aldım. Vizyona henüz girmediler. Çok güzel. Üstadım böyle Türk sinemasına, Türk televizyonlarına o kadar böyle
güzel yer ettiniz ki insanların böyle sizi devamlı görme isteği doğuyor. Sizi böyle bir görünce mutlu oluyoruz. Ayrı bir haz alıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi sizin bu iltifatlarınızdan sonra ben size birer kilo Çorum leblebisi, ben Çorumluyum, borcum olsun. Şöyle işi ciddiye alıyorum. Yani alaylıyım, konservatuvar mezunu değilim. Ben jeoloji mühendisiyim. 18 senedir yani işe başladık. Şimdi işi ciddiye aldığınız zaman sonucunu alıyorsunuz. Yönetmenler çok zekiler. Yani bir projenin %99'u yönetmene aittir. Film, dizi, reklam diyorum. Tiyatro değil. %1'ini diğer oyuncular paylaşır. Yani o bir numara Haluk Bilginer'ler, Kenan İmirzalıoğlu'ların yeri bana göre, benim kanaatim %1'dir toplamda diğer yardımcı oyuncular. Yönetmen bir projeye bağlarsa sonuçlanır. Çok güzel bir dev kadro olmasına rağmen bağlantıda birazcık zayıflık olursa proje ne oluyor? Final yapıyor, devam etmiyor. Olay kurtuldu, bitiyor. Evet. Peki üstadım, bu zamana kadar birçok projede yer aldınız. En keyifli oynadığınız proje hangisiydi? Şimdi kardeşim benim bir filmindeydi. Burak Öçüvit'e Murat Boz'la oynamıştık. Orada şöyle bir ilginç sahne vardı. Şimdi ben çalıştım. Bir baktım ki yani birilerini arıyorum normal. Kimse yok. Yönetmen geldi. Burak Bey'in yanına getirdi beni. Dedi ki git dedi işte senaryoya göre, çalışıma göre. Burak Bey işte babam beni çok sever dedi. Böyle tokat vur dedim. Ben gittim tabii şöyle vurdum. Böyle vurunca hem yönetmen kızdı hem Burak Bey kızdı bana. Abi dedi vur ki dedi ben oyunu yapayım dedi. Kolay mı dedim bir figüranın başrol oyuncusuna vurması? Yok yok öyle düşünme. Peki. Yönetmen de kızıyor. Vurmazsan paramı da alamayacağım. Setten de kovulacağım ya. Ben gittim tabii vurdum. Şimdi dizilerde 2-3 çekimde biter. Film daha kalıcı olduğu için 10 defa çekilir. Şimdi 10 defa çekilirse kaç tokat eder? Sonra Burak Bey yönetmen dedi ki gene vuracak mı dedi. O da dedi ki arkadan çekeceğiz ellerini görmem lazım dedi. Burak Özçivit'e mi tokat atıyorsunuz orada? Yani bunu tabii şey için anlatmıyorum da yani bir en ilginç olduğu için. Sempatik bir anı olmuş aslında. Yoksa ona karşı saygımız sonsuz. Tabii. Çok da beyefendi bir insan zaten. Bütün oyuncular o şekilde. Sizler de öylesiniz. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz şeyler var mı? Size başarılar diliyorum. Show TV'ye başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.